Evet selamlar herkese FIFA 23'te yer alacak stadyumların listesi açıklandı. Toplamda 105 tane stadyum olacak. Şimdi bu videoda da gelin hem yeni stadyumlara hem de kalan stadyumlara bakalım. Oyundan kaldırılan 2 tane stadyum da var. Onları şimdiden açıklayayım. Biri Meksika Ligi'nden, diğeri de Japonya Ligi'nden. İkisi de ikilikte oyunda olmayacağı için o iki stadyum da kaldırılmış oldu. Şimdi gelin bu 105 lisanslı stadyuma bakalım. Öncelikle Manchester City Akademi Stadyumu eklendi. Bu da Manchester City kadın takımının stadyumu olacak bildiğiniz üzere kadın futbol takımları da eklenmiş oldu işte görsellik gibi. Onun yanı sıra PSV Eindhoven Stadyum'u Philips Stadyum'da eklenmiş oldu. Uzun zamandır partnerler aslında PSV ile EA Sports ama şimdi eklendi bu stadyum oyna. Onun dışında Freiburg'da aslında çok önceden e eklenmesi gerekiyordu ama e, bu stadyuma yeni geçiş yaptıkları için Europa Park Stadyum'a e, şimdi eklenmiş oldu. Yoksa Bundesliga'yı 19'da herhalde tüm e, takımların stadyumlarını eklemeye başlamışlardı. şimdi Şimdiye yeah, e, ertelendi Freiburg yanı sıra La Liga'dan Osasuna'nın stadyumu eklendi. El Sadar bu da yine Freiburg'da gibi aslında önceden eklenmesi gerekiyordu ama yeni stadyuma geçiş yapılacağı için beklenildi. Bir de Real Valladolid'in stadyumu e, yeniden yapılmış. Herhalde büyük güncelemeler vardı stadyumda o yüzden yapıldı diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım da görsellere. E, MLS'den yeni bir stat daha eklendi. Bank of California stadyumu eklendi. Bu stadyumda aslında FIFA 22 veri tabanında yer alıyordu. Herhalde öncesinde bir anlaşma vardı ama yetişmedi diye tahmin etmek istiyorum. Ve Boca Juniors'un stadyumu La Bombonera geri döndü. Juventus'un Allianz stadyumunda geri döndüğü önceden açıklanmıştı. Bu iki stadyum geri döndü tekrardan FIFA serisine. Ayrıca Nottingham Forest'ın stadyumunda oyun çıkışını yaptıktan sonra eklenmiş olacak Premier Lig'deki bütün takımların stadyumu ekleniyor bildiğiniz üzere ama nedense pandemi de bitmesine rağmen bu stadyumlar çıkışa e, yetişmiyor. Onun dışında orijinal stadyumların resmi stadyumların yanı sıra iki tane de jenerik stadyum eklendi. Longville ve Octagon Park eklenmiş oyuna. Ve Tom Park'ta o da bir yeniden yapılmış, reboot yapılmış bu stadyumda. E, yeni stadyumlar bu kadar. Şimdi diğer stadyumlara da bakacağız. Dünya Kupası stadyumları açıklamamış ama o da yani son senesi FIFA ile ama herhalde anlaşmada bir farklılık yoktur diye düşünüyorum. Tüm stadyumlar o Katar Dünya Kupası'ndaki bütün stadyumlar yer alacaktır. Evet şimdi bütün stadyumların listesine bakalım. Premier Lig'den başlıyoruz. Stigroud, Nottingham Forrest'ın stadyumu çıkışını yaptıktan sonra oyun eklenecek. Stadyum. Aşağıdan aşağılarımızda Bundesliga'da aslında hem e, Fürt hem de Bochum takımlarının stadyumlarının eklenmesi lazımdı ama eklenmemiş. Burada bir eksiklik var. La Liga'da e, yükselip de stadyum olmayan takım var mıydı hatırlamıyorum. Osasuna olabilirdi belki. O eklendi zaten. Başka aklıma gelmiyor. Women Super Lig işte gördüğünüz üzere. Lig 1'den hala da 3 stadyum var sadece. O Lig 1 ile arasındaki anlaşma olmadı herhalde bir türlü büyük bir kayıp. Yani sadece 3 stadyum olması ama Serie A'da sadece 2 stadyum olması bu daha da büyük bir ayıp. Sadece Allianz Stadyum ve San Siro var. Çok üzücü gerçekten. Birkaç takımda da Serie A'dan, birkaç takımda da bir partnerlik yapmışlardı. Fiorentina, Bologna gibi. Onlardan da onların da stadyumu yok oyunda. Portekiz Ligi'nden yine iki tane stadyum olacak. Porto ve Benfica'nın stadyumları Süper Lig'de. Atatürk Olimpiyat Stadı oyunda olmaya devam edecek. Fatih Karagümrün stadyumu olarak yer alıyor bildiğiniz üzere. Belki Ümraniyespor'un Spor'un da stadyumu diye yer alabilir. Rest of World'da Donbass Arena var yine Şakta Donetsk'in. Eredivisie'de de X stadyumu olduğu PSV'nin stadyumunu da eklemesiyle birlikte Ajax'ta PSV'nin stadyumları var. MLS'de yani e, Serie A'daki Lig 1'de 3 stadyum varken MLS'de tam 7 tane stadyum var. hiç umurumda değil açıkçası bu stadyumlar sadece şu e, ismim değişti ya. Atlanta United'ın stadyumu çok güzeldi. İlk çıktığı ilk eklendiği senesinde kullanmıştım. O güzeldi. İsmini hatırlamadım şimdi. Mercedes-Benz Stadyum olabilir. E, Arabistan Ligi'nde iki stadyum hala daha var. Uzun süredir sadece bu iki stadyumda devam ediyoruz. International'da Wembley Stadium İngiltere Milli Takımının stadyumu olmaya devam ediyor. Arjantin liginde de 3 tane stadyum var. La Bombonera eklenmişti. Jenerik stadyumlarda da 32 tane jenerik stadyum olacak. 2 e, tane eklendi. Tom Park'ta e, yeniden inşa edildi. Volta Futbol'da da bu yerler yer alıyor. E, yeni bir yer var mı emin değilim açıkçası. Böyle göstereyim. Evet video seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu stadyumların yanı sıra dediğim gibi... Eksik stadyumlar var. Bohum, Fürth gibi eklenmesi gereken yani La Liga'da yine emin değilim. E, geçtiğimiz günlerde Rangers ve Celtic'le bir partnerlik duyuruldu. Rangers'ın e, açıklamasında stadyumların da yer alacağı yazıyordu ama herhalde EA Sports FC oyununa saklanıyor bu stadyum. E, Celtic stadyum da büyük ihtimalle. Umarım bu Celtic Rangers gibi Türk takımlarına da e, partnerlik yapar EA. Ee, Video setiniz için teşekkürler. Stadyumlar böyle. Biraz hayal kırıklığı diyebilirim. Allianz Stadyum'un geri dönmesi güzel ama İtalya Ligi lisanssız takımlar olunca çok e, beni çekmiyor açıkçası. İkinci ligleri de yok. Dünya Kupası olacak bakalım tam da sezonun ortasında. İlginç bir e, FIFA dönemi olacak. Zaten son FIFA ismiyle çıkan bir oyun. İlginç bir sezon bizi bekliyor. Video setiniz için teşekkürler. sonraki FIFA 23 videolarında görüşmek üzere. Bay bay.